Yani bunun içinde elektro var, muayene var, tam bir kan tahlili var. Bu kan tahlili içerisinde mesela kolesterolü yüksek olan, şekeri yüksek olan, başka metabolik faktörleri işte risk açısından işte ailesinde genetik olarak bir kalp Çok hastalığı yükü önemli. taşıyan gençler mesela farklı bir bölüme ayrılıyor. Bunlar daha sık takip ediliyor. Ama hiçbir şey yoksa bile 30 yaşına kadar 2 kez. 30 yaşından 40 yaşına kadar 3 kez. 40 yaşından sonra özellikle erkeklerde her yıl bu muayene öneriliyor. Sebebi bu hastalıktan kimse muaf değil. Yani çünkü bu hastalık dünyada en çok görülen ölüm sebebi. Peki muayene yetiyor mu hocam yoksa? Şimdi bu bakımdan, şimdi bu kadar madem her açıdan çok korktuğumuz, en çok ölüm sebebi olan bir hastalığı illaki böyle çok işte kanlı, radyasyonlu, yani hastaya zarar veren, hastayı hekimi hastaneye meşakkate sokan teşhis yöntemleriyle mi teşhis edeceğiz? Hayır, Mümkün. öyle değil. Şimdi başlangıçta bir hastayı aldığımız zaman muayene ettik, elektrosunu çektik, tam bir kan tahlili yaptık. Aşağı yukarı %50'dir bizim tanı koyma yeteneğimiz, tanı koyma doğruluğumuz. Şimdi bu hastanın ailesinde kalp hastalığı var, hasta sigara içiyor. Kalp hastalığı var, ailesinde sigara içiyor. İki tane risk faktörü bile yeterli. Bu hasta için daha detaylı araştırma yapmak lazım. Bu bakımdan elimizde olan eskiden biliyorsunuz işte efor testi var, ekokardiyografi var. Eko yapısal bir değerlendirmedir. İşte kapaklarını görüyoruz, kalp kasını görüyoruz, kalbin etrafını saran zarı görüyoruz. Çok büyük bilgiler veriyor ama biraz önce anlattığım bu damarla ilgili çok fazla bir bilgi vermiyor. Ancak kalp krizi geçirecek de kriz Ondan anında bize bilgi sonra verecek. ooo çok Biz mantıklı. geçirmeyeni aramaya çalışıyoruz. Efor testi de elektronun efor sırasında değişip değişmediğine ya da hastanın şikayeti olup olmadığına bakılan bir tetkik. Ancak bunun da %100 bir garantisi yok. Aşağı yukarı %65-70'tir. Yani biz yine %35-30 hastayı atlayabiliriz. O bakımdan riski yüksek olan, kalp damar hastalığı olasılığı yüksek olan, hekim olarak ben vicdani olarak atlamaktan korktuğum, insan olarak hastanın da aman Allah'ım başıma bir şey gelecek diye korktuğu grubu tespit edebilmek için ara yöntemler, yani efor testinin üstünde, anjiyonun altında yöntemler var. Bunlar genelde radyasyonlu testler ya da işte bir enjeksiyonla belli ilaçlar verilerek yapılan testler. Hem pahalı hem hastaya da zarar verebilen. Evet. Sonuçta radyasyon alıyor. Tabii. Sonuçta opak dediğimiz işte böbreklerine zarar edebilen maddeler kullanabiliyor. Bizim şu anda kullandığımız işte bu eko ile ekokardiyografi ile efor testini birleştirdiğimiz, yani fonksiyonel değerlendirmeyi, yapısal değerlendirmeyi ile bir arada tuttuğumuz testlerimiz var. İşte stres ekokardiyografi ile özellikle ilgileniyorum ve yaygınlaşması için de çok uğraşıyorum. Çünkü bu testle hastaya kanla iştigal eden bir test değil, radyasyonla yapılan bir test değil, hastaya ilaç verilmesi Muhteşem. söz konusu değil. Bu tarz bir testle aşağı yukarı %90-95 hastalığı varsa tespit etmemiz mümkün. Bu damardaki tıkanmayı değil mi? Damarda kritik kalp krizine sebep olabilecek, hastayı tehdit edecek bir darlık varsa muhakkak teşhis ediyoruz. Sadece darlık var demiyoruz. Hatta bu görüntüsel bir test olduğu için hangi damarda, Onu bile bilmiyorum. muhtemelen damarın neresinde, bu aynı zamanda daha anjiyo yapmadan bile hastanın akıbeti hakkında bize çok büyük bir bilgi veriyor. Bu da çok önemli. Hastaları seçebilmek, İnanılmaz. tedavilerini erken yönlendirmek bakımından çok önemli bir Bir de test. çok kolay bir tetkik değil mi? Çok da kolay. Evet. Yani efor testine gelirmiş gibi geliyor hastamız. Bir 30 dakikalık testle çok büyük bir bilgiyi edinmiş oluyoruz. Hekim de rahat oluyor, hasta da rahat oluyor. Yani erken teşhis her zaman dediğimiz gibi çok önemli. Çok. Hocam bir de bakarsınız bazen mesela ayak şişliği, aman hemen bir kalp doktoruna git denir. Ayaklarımızın şişmesiyle de kalp krizinin ilgisi var mıdır? Ayağımızdaki şişlik genelde dolaşımın yavaşlamasıyla alakalıdır. Bu tamamen basit bir sebep. Yani çok ayakta durmak da olabilir. Hayır, Gerçekten yani. kalp damar hastalığının bir son göstergesi de olabilir. Yani genelde tek taraflı şişlikler o bacağın kendi anatomisiyle alakalı olabilir. Bir ortopedik problem olabilir. O bacağın toplar damarıyla alakalı olabilir. O bacağın mükerrer travmasıyla alakalı olabilir. Ama iki taraflı şişlik, mükerrer şişlik, devam eden şişlik ya böbrek hastalığı ya da kalp hastalığı açısından mutlaka tetkiki gerektirir. Hocam eskiden tabii şöyle bir şey vardı. Yani kalp hastalığı dediğiniz zaman genellikle bypasslar, büyük ameliyatlar, mesela ne bileyim kalp kapağının değişmesi acayip büyük bir ameliyat ve genellikle hastayı da ameliyattan çıkma şansı
maalesef kötü sonlanmayla eşitti. Hı. Şimdi anladığım kadarıyla artık büyük ameliyat işi bayağı bir azaldı. Çünkü evet. sizin galiba girişimsel olarak yaptığınız Hı. işler arttı. Hatta evet. kalp kapağı da galiba ameliyatsız değişebiliyor değil mi? Evet, öyle bir şey duymuştum. Evet, evet doğru. Cerrahlarla kardiyoklar arasında makas epey açıktı eskiden. Çünkü işte gelişen stent teknolojisi, kapak teknolojileri, bizim edindiğimiz cihazlar bizi neredeyse cerrahiye kadar yaklaştırdı. Hatta cerrahlar da bize yaklaştı. Cerrahlarla beraber ortak iş yapar hale geldik. Bu tabii son derece sevindirici, güzel. Biz günlük pratiğimizde düşünebiliyor musunuz? Anjiyoların tamamını artık el bileğinde küçücük bir damardan yapıyoruz. Günlük pratiğimizde kasıktan da değil mi eskiden öyle bir tabii şey? Eskiden kasıktan yapılıyordu. Ne kadar hastanın şartlardaydı şimdi hocamın anlattığı. Hastanın oldukça meşakkatine sebep olan işte büyük bir damardan giriliyor. Kanama ihtimali var, hareketsiz kalma süresi var, hemen ayağa kalkamıyor, yürüyemiyor, yemeğini yiyemiyor, tuvalet ihtiyacını gideremiyor, hastanede kalı süresi uzun, çıktıktan sonra bir hafta ayağında ağrılar, sekmeler yani gibi birçok nahoş hikayeler artık bununla son buldu. Tecrübesi iyi olan hekimler tarafından yapıldığı zaman son derece konforlu, son derece pratik. Bırakın anjiyografiyi, bütün stentleri artık buradan yapıyoruz. Bu bile çok büyük bir konfordur hastalar için. Yani 2 saat sonra evine gidebiliyor. Stentten sonra? Evet, büyük bir işlemden sonra. Düşünebiliyor musunuz? Ana damarında problemi var, eşittir ameliyat. İdi artık buradan çözülebilmekte. Ama şimdi burada önemli olan şu, bunu da suistimal etmemek lazım bu bilgiyi. Her hasta ameliyat olabilir, her hasta stent takılabilir teorik olarak. Yani cerraha götürürsünüz ameliyat der, kardiyola götürürsünüz stent der. Ama doğru olan şey doğru hastaları seçmektir. Bu bakımdan kardiyojinin ve kalp damar cerrahisinin gerçekten bir team olarak ortak çalışması lazım. Hı hı. Hastaları doğru seçmesi lazım. Çünkü gerçekten bizim faydalı olabileceğimiz hastalar var. Gerçekten cerrahinin faydalı olabileceği hastalar var. Peki. Ama şunu söylemek çok önemli. Biz kardiyoloji olarak cerrahiye çok iyi bir alternatif olduk. Çünkü bazı hastalar gerçekten ameliyat olmak istemiyorlar. Bazıları da cerrah ameliyat etmek istemiyor. Evet. İşte bir sürü evet. hastalığı var, yaşı var. Kesinlikle masada kalma ihtimali yüksek denen büyük bir hasta riskler grubu var. Çünkü insan ömrü uzamakta, ülkemizde de ömür uzamakta. Dolayısıyla beraberinde getirmiş olduk, biriktirmiş olduğu hastalıkları da artmakta. Bu tür insanları da mesela %10 üzerinde ölüm riskiyle karşı karşıya bırakmak çok doğru olmayabilir. İşte o noktada çok kötü damar hastalıklarında bile bizim çözüm üretebilmemiz insanlar için bir şanstır. Cerrahlar için de bir şanstır. Çünkü büyük bir mesuliyetten de kurtulmuş oluyorlar. Peki hocam herkese bu sistem uygulanabiliyor mu? Herkese bu sistem... Yani sözünüzü kesiyorum ama arka arkaya hani bölmemek adına soruyorum. Hı-hı. Yani kimlere uygulanamaz cerrahi operasyon Hı-hı. gerekir? Hı-hı. Yan etkileri var mıdır? Hı-hı. Tayfun hocamın sorduğu mesela kapak replasmanı, hı hı. kapak değişilmesi son zamanlarda çok uygulanmaya başlanan bir sistem olarak göze çarpıyor, duyuluyor. Şimdi biz bunu da cerrahiyle beraber seçiyoruz mesela hasta grubunu. Evet. Mesela hasta yaşı ileri, ameliyat riski yüksek, ameliyattan çıkma ihtimali çok düşük. Bu tarz hastaları hiç açmadan tamamen kapalı bir sistemle kapağını takabilmekteyiz. Hı hı. Bu büyük bir konfor. Aynı zamanda mortalite dediğimiz işlemin getirmiş olduğu ölüm riskini son derece düşüren bir işlem olmakta. Hı hı. Biz bunu seçerken mutlaka cerrahiyle beraber hareket ediyoruz. Evet. Çünkü bu işlemin de doğasında düşünebiliyor musunuz? Küçücük bir damardan gelip kapak takıyorsunuz. İnanılmaz o kapak bir şey. Düşebilir. Kapakla hı. ilgili sorunlar olabilir. Mutlaka cerrahiyle birliktelik içerisinde olmamız lazım ki akut bir problemi de çözebilmemiz lazım. O bakımdan seçerken cerrahiyle birlikte hareket ediyoruz. Daha çok bu uygulanan yöntemler şu an için bunu söylemekte fayda var evet. izleyenlere. Herkese değil, özellikle yaşlı gruba, riski çok yüksek gruba bu kapak işlemlerini yapıyoruz şu anda. Belki ilerliyor. Daha süper
cihazlar geliyor. Gelecekte o zaman daha genç gruba, işte doğuştan kalp hastalığı olanlar, mesela kapak problemleri olanlarda da yine benzer yöntemlerle hiç açmadan hastayı ameliyatsız olarak çözümler üretebileceğimizi sanıyorum. Bugün mitral kapak dediğimiz çok önemli kapak hastalıklarında tamir yöntemi yapılabilmekte. Kapalı yöntemle biz yapabilmekteyiz. İşte aort kapağını tamamen değiştirebilmekteyiz. Kalp deliklerini hiç açmadan ameliyatsız kapatabilmekteyiz. Bunların hepsini damardan girip ve lokal anestezi altında, yani hastayı lokal uyutmadan anestezi, tabii genel ki, anestezi tabii, yok. Tabii, yapabilmekteyiz. Ama bizi çok daha büyük gelişmeler bekliyor.